misafirler, saygıdeğer hazırım. Kovancılar ilçemizde kamu ve yerel hizmetlerin toplu açılış ve temel atma merasimine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, program akışını arz ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı, açılışı ve temeli atacak kamu ve yerel hizmetlerin slayt gösterimi, protokol konuşmaları, kurdali kesimi ve temel atma merasimi, onurluk takdimi, aile fotoğrafının çekilmesi. Sayın Valim, saygıdeğer misafirler, sizleri başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve siz arkadaşları başta olmak üzere vatanın bekası için hayatlarını feda etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yürüyüş ve koşu yolu, bir adet voleybol ve basketbol sahası, çocuk oyun grupları ve fitness aletleriyle tam donanımlı bir park hüviyetine kavuştu. Belediye Başkanımız Sayın Hacı Akpınar'ı sahneye davet ediyorum. Elazığ Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın İl Başkanım, Sayın DAP Başkanım, İl Meclis Başkanım, partimizin il yöneticileri, ilçe başkanlarım, kaymakamlarım, sivil toplum örgütlerinin başkanları, ilimizden gelen, ilçemizden gelen, komşu ilçelerimizden gelen başkanlarımız, eski belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz, koordinatörümüz, Kovancıların çok saygıdeğer kanat önderleri, çok saygıdeğer hanımefendiler, çok saygıdeğer beyefendiler, kamu ve yerel toplu açılış ve toplu temel atma programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Valim, göreve geldikten bu yana milletvekillerimizin, il teşkilatımızın, bakanlarımızın, valimizin, STK'larımızın, ilçe teşkilatımızın, meclisimizin, il meclis başkan ve üyelerinin tümünün katkılarıyla bugün açılışını gerçekleştireceğimiz hem kamu hem de yerel hizmetlerimizi takdim etmek için huzurunuza çıktık. Belediye olarak göreve geldiğimizden bu yana içme suyu problemini çözdük. Gelecekte de içme suyu problemini azaltmak için Hamza Bey içme suyu barajından DSİ Genel Müdürlüğü ve Elazığ Belediye'mizin de bize katkılarıyla içme suyu problemini inşallah gelecekte de oluşturmayacağız. Hamza Bey barajından içme suyu temini için 12 kilometre hisarı hattı, arıtma tesisi ve 1000 tonluk su deposuyla Kovancılar ve Palo ilçelerimizin içme suyu problemini ortadan kaldıracağız inşallah. Bunların ihalesi gerçekleşti. 1000 tonluk su deposunun da şu anda inşaatı %50'nin üstünde bitmiştir. Hayırlı olsun diyorum öncelikle. İçme suyu kuyularımızı arttırdık. İçme suyu depolarımızın tamamını fayansladık.
yeni depolar ekledik ve şu anda ilçemizin kullandığı ve içtiği suyun kaliteli olduğunu analiz raporlarında net olarak görmekteyiz. Son olarak da 4 kilometre yaklaşık ana isale hattı ve su deposunu İller Bankası destekli bitirip halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Şu anda ilçemize yaklaşık saniyede 170 litre su akıtmaktayız. Bu tabii ki ilçemiz potansiyeli göz önüne alındığında çok büyük bir rakam. İlçemizde hem köy hem de şehir yaşantısı sürdürülmektedir. Bu sebeple şu anda 30 bin nüfus yerine 150 bin nüfusa su vermekteyiz. Ama kullanan nüfusumuz 30 bin. Bu bizim gelecekte de su problemimizin olmayacağını ifade etmektedir inşallah. Kanalizasyonla ilgili problemi çözdük. 4 mahallemizde foseptik çukurlarla idare edilen kanalizasyon problemini İller Bankası destekli 25 kilometre kanalizasyonun ihalesini yapıp inşaatını geçen 29 Eylül'de burada bu meydanda temellerini atmıştık. Bu kanalizasyonumuzun tamamı şu anda hizmet vermektedir. Yaklaşık bedeli 6,5 milyon TL'dir. %50 hibelidir. İl Bank Genel Müdürlüğü'ne ve Bölge Müdürlüğü'ne çalışanlarına huzurunda teşekkür ediyorum. Bunun yanında ilçemizin yol problemini de çözdük. Doğalgaz inşaatından dolayı bozulan yollarımızın onarımını da yapmaktayız. Şu anda 410 bin metrekare yol yapımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra 2 kilometre 400 metre bir bulvar ve bisiklet yürüyüş yolunda hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bunların toplam limiti 10 milyon 500 bin TL'dir. 10 milyon 500 bin TL'dir. Bunun tamamını şu anda karşılamış bulunmaktayız. Borcumuz yok bu konuda. Bunun yanı sıra araçlarımızın tamamını yeniledik. 22 tane iş makinası ve aracı hizmete sunduk. Şu anda hizmet vermektedir. Bu araçlarımızın bir kısmı il başkanımız, vekillerimizin, bakanlarımızın desteğiyle hibe yoluyla kazandırdık 6 tanesini. Diğerini belediyenin öz kaynaklarıyla 16 tanesi sıfır araçtır bunları. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum bunlar. On iki tane semt sahası hizmetimize sunduk. 12 tane semt sahası. Biz göreve geldiğimizde mahallelerimizde gerçekten sıkıntı vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın, vekillerimizin katkılarıyla biz bu 12 tane semt sahasının ihalesini belediyemiz olarak gerçekleştirdik. Şu anda bunlar mahallelerimizin hepsinde serpiştirilmiş durumdadır. Hatta 3 tane taşıma merkezimize, köylerimize de bu inşaatı bitirdik. Şu anda hizmet vermektedir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok önemli bir yatırım. Çünkü gençlerimiz çok kıymetli. Hayırlı olsun diyorum. Belediye olarak 2 tane park, Şehit Yunus Yılmaz Parkı ve Şükrü Kacar Parkı'nı hizmete sunduk. 35 bin metrekare mesire alanını ilçemize kazandırdık. Burada tabii ki Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Meclis Başkanımız, Valimiz, vekillerimiz, kaymakamımız, ilçe yönetimimiz, belediye teşkilatımız ortaklaşa çalışarak Kültür Bakanlığı'nın da desteğini alarak yaklaşık 2 milyon bedelli mesire alanını halkımızın hizmetine sunuldu. Bu eser sadece belediyemizin değil, bölgemizin yüz akı oldu. Hayırlı olsun diyorum. DAF İdaresi Başkanlığı tarafından %90 finanse edilen ruhsatlı canlı hayvan pazarını inşaatını bitirdik. Memleketimizin hizmetine sunduk. Huzurunda DAP İdaresi Başkanımıza teşekkürlerimi, Kalkınma Bakanımıza teşekkürlerimizi, vekillerimize, valimize, il başkanımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eser oldu. Çok büyük bir ihtiyaç vardı bu eserimize.
bölgemizin 100 akı olacak inşallah. Allah hepimize razı olsun. Sosyal alanlarla ilgili çalışmalarımız devam etti. Belediyemiz öğrencilerimize burslar verdi. Dar gelirlerimize gıda desteği, giyim desteği, öksüz yetimlerimize sürekli destekler sunduk. Biz göreve geldikten bu yana belediyenin tüm güncel giderlerini ödemek şartıyla 6,5 milyon eski parayla 6,5 trilyon eski döneme ait olan borçları ödedik. Hiçbir metre karesini satmadan bunları gerçekleştirdik. Bu belediyenin iyi idare edildiğine ben inanıyorum. Bunun yanında ilçemizdeki sosyal aktivitelerin tamamına destek olduk. Okullarımıza, camilerimize, Kur'an kurslarımıza, dar gelirlerimize her zaman desteğimizi sunduk. Bu belediyenin gücünden kaynaklandı. STK'larımızla birlikte biz hareket ettik. Muhtarlarımızla birlikte hareket ettik. Muhtarlarımız da burada. Hepsine hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz birlikte varız. Bir ekibiz biz. Kovancılar güzel bir ilçe. Bölgenin yıldızı gibi parlayan bir ilçe. AK Parti'nin kalesi gibi bir ilçe. Bu ilçemiz hükümetimize her gittiğinde ekip olarak gitti. Çok sayıda yatırımlar bölgeye kazandırdık. Kamu yatırımlarımız, yerel yatırımlarımız. Kamu yatırımlarımızdan 3 tane okulumuz bugün hizmete açılacak inşallah. 2 tane okulumuzun da temeli atılacak. 1 tane gençlik merkezimizin hizmete sunumu var. İlçe kütüphanemizin hizmete sunumu var. Adem merkezinin hizmete sunumu var. İlçe millet kıraathanesinin hizmete sunumu var. Bunların dışında bölge sulamasıyla ilgili epey mesafe aldık. Yaklaşık 50 bin dönüm alanın sulanması için etüt projeleri bitti. Desteği bölge müdürlüğümüze, genel müdürlüğümüze bu konuda şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçemiz bu potansiyelini masanın üzerine koyduğumuzda bölgemize büyük değerler katacaktır inşallah. Bölge hastanesi ilçemize inşallah yakın zamanda temellerini attıracağız. 150 yataklı. Bölge adliyesinin temellerini attıracağız. KYK yurtlarımızın temellerini attıracağız. Bunlar hepsi şu anda ihale aşamasında. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün binasının temelini atacağız. İlçemizde 200 kişilik kız öğrenci yurdumuzun temellerini attıracağız. Bunlar hepsi hükümetimizin, vekillerimizin, il teşkilatımızın, valiliğimizin, ilçe teşkilatımızın birlikte hareket etmesiyle ortaya çıktı. Palu yöneticileriyle birlikte koordineli çalıştık. Belediye başkanımız, ilçe başkanımız, kaymakamımız koordineli gittik. Her gittiğimizde de Allah'a şükürler olsun bölge için eli dolu olarak döndük. Ben burada Palu'daki yöneticilerimize de şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun. Bizim ilçemizdeki yöneticilerimizden de razı olsun. Sayamayacağımız çok sayıda projelerimiz. Ben sizin zamanınızı çalmamak için kısa keseceğim. Bunlar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Buraya şeref verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Konuşmalarından dolayı Kovancılar Belediye Başkanı Sayın Hacı Akpınar'a teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, Kovancılar Kaymakamı Sayın Ömer Faruk Özdemir'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Ali, Sayın Milletvekilleri, Sayın Rektörümüz, Elazığ Belediye Başkanımız, Palu Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, İl Müdürlerimiz, Bölge Müdürlerimiz, Belediye Başkanlarımız, kıymetli protokol ve değerli Kovancılar halkı, başta eğitim olmak üzere gençlik ve spor, ulaşım, ticaret, enerji, altyapı, sosyal hizmetler ve kültürel etkinlikler alanlarında kamusal ve yerel yatırımların toplu açılış ve temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz bu yatırımlar sunulan hizmetlerin memnuniyet oranını yükseltecek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitemizi artıracak ve devletimize olan güveni tazeleyecektir. Ayrıca sosyal hizmet merkezi ve işkur hizmet merkezi gibi kamu hizmetleri Palu, Karakoçan, Arıcak, Alacakaya ilçelerimize de hizmet vereceğinden onlar için de büyük kolaylıklar sağlayacak. Vatandaşlarımızın hem bütçelerinden hem de zamanlarından tasarruf etmelerine katkı sağlayacaktır. Özellikle ulaşım ve ticari faaliyetleriyle gelişime müsait olan Kovancılar ilçemiz stratejik konumuna yakışır yatırımlar almış ve bölgenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu bağlamda Kovancılar halkı adına bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'a, milletvekillerimize, bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Arz ederim. Konuşmalarından dolayı ilçemiz kaymakamı Sayın Ömer Faruk Özdemir Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, saygıdeğer misafirler, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Elazığ İl Başkanımız Sayın Ramazan Gürgöz Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanımız, Fırat Üniversitemizin değerli rektörü, Ticaret Borsası Başkanımız, DAP İdaremizin değerli başkanı, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, aziz hemşehrilerim, Kovancılar kamu ve yerel hizmetlerinin toplu açılış merasiminde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu meydanda geçen yıl yine bu aylarda biraz önce ismi geçen kamu ve özellikle yerel yönetimlere ben gireceğim hizmetlerimizin temel atma merasimini burada gerçekleştirmiştik. Bir yıllık gibi bir süre içerisinde bu hizmetlerin bitmiş olması ve aziz Kovancılarlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olması, sizlerin yaşam kalitesini arttırması, hayat standartlarınızı daha ileri seviyeye getirmiş olmasından hükümetimiz adına ve partimiz adına, belediyemiz adına özellikle çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Bu hususta emeği geçen bütün herkese şükranlarımı arz ediyor. Kovancılar ilçemize hayırlı olmasını temenni ederek hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e teşekkür ediyoruz. Sevgili misafirler, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı konuşmaları yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, Kovancılarımızın değerli kaymakamı, değerli belediye başkanı, il başkanımız, DAP İdaresi Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, Rektörümüz, Borsa Başkanımız, Palu Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, çok değerli Kovancılar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında bugün Muhtarlar Günü, bütün muhtarlarımızın bu gününü kutluyorum. Rabbim ülkemize, kovancılarımıza, köylerimize, mahallelerimize hayırlı hizmetler yapmakta muhtarların gayretini, azmini arttırsın inşallah. Bugün biraz önce il başkanımızın belirttiği gibi bir yıl önce burada yine temel atma törenlerini yaptığımız birçok çalışmaların açılış törenini ve yeni çalışmaların da temel atma törenlerini yapıyoruz. Eğer bizler belediyeler ve yerel yönetimler olarak bu gayreti, bu azmi gösteriyorsak bilelim ki bunun arkasında büyük bir güç var. O gücün başı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Eğer onun ortaya koymuş olduğu irade, onun ortaya koymuş olduğu güç, cesaret, azim ve gayret olmasa bizler kendi yörelerimizde, kendi beldelerimizde, ilçelerimizde bu hizmetleri yapmaya imkan bulamayız. En başta 15 Temmuz 2016 yılındaki hain kalkışmayı Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iradeyle milletimizin de Cumhurbaşkanımızın etrafında birleşip bir araya gelmesiyle savurduk, bir kenara koyduk. Elhamdülillah yolumuza devam ediyoruz. AK Parti belediyeciliğin temeli 1994 yılında atıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde atıldı. O dönemden bugüne AK Parti belediyeciliği insan odaklı, insanı merkeze alan, insanımızın huzur ve güveni için çalışan ve insanımızın gönlünü fethetmeye giden yolda gönül belediyeciliği olarak ortaya çıkan bir belediyecilik anlayışıydı. İnsanımızı merkeze almayan, insanımızın geleceği için hizmet olmayan hiçbir yatırımın bir anlamı yoktur. Bu açıdan AK Parti belediyeciliği ister beldelerde, ister ilçelerde, ister illerde, ister büyük şehirlerde yaptığı bütün yatırımlarla insanımıza dokunmuş, onun huzurunu öncelemiş, onun mutluluğunu öncelemiş ve bu çerçevede çalışmalarını yürütmüş. İşte bugün Kovancılar'da biraz önce gezdik, yerinde gördük. Hem devletimizin, hükümetimizin, kaymakamlığımızın, hem beldemizin, ilçemizin, belediyemizin çok güzel yatırımlarında emeği geçenlere de ben teşekkür ediyorum. Tabii ki bu yatırımların bütünü insanımızın huzuruna ve refahına giden yatırımlardır diyor. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kovancılar'da siz değerli hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, programımız aynı zamanda Kanal 23 ve Kanal Fırat ekranlarında canlı olarak da ekranlara yansıyor. Sayın Valim, değerli misafirler, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Sayın Sermin Balık Hanımefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli milletvekili arkadaşım, belediye başkanlarım, il başkanım, il belediye başkanım, çok kıymetli kaymakamlarım, il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, kadın kolları teşkilatım, kamu kurumlarının çok kıymetli müdürleri ama en önemlisi çok kıymetli hemşehrilerim ve kıymetli hanımefendiler, başımın tacı gözümde nuru hanımefendiler. Hepinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bunu birkaç defa daha söyledim. Siyasetçilerin en mutlu günleri kurdayla kestikleri günlerdir. Açılış yaptıkları günlerdir. Çünkü çalışmanızın semeresi odur. Halka yaptığınız hizmettir ve en önemlisi de bizim için kurdayla kesmektir. Bugün burada 62 milyon liralık, öyle değil mi başkanım? 62 milyon liralık bir yatırımın açılışını yapacağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü daha önce küçücük yatırımların açılışının yapıldığı, temel atma törenlerine başbakanların gittikleri bir ülkeden geliyoruz. Bir Türkiye'den geliyoruz. Kovancılar ilçemizde, Palı ilçemizde, Karakoçan ilçemizde bu kadar büyük açılışlar yapmak bizim için hayaldi. Biz hayalleri gerçekleştirirken Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek şey söyledi. Artık insanların unutmak üzere oldukları, hatırlamakta zorluk çektikleri bir şey söyledi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedi. Genel hükümetler bunu unutmuşlardı.
Zamanla insanlar da unutmuşlardı işin açıkçası. Ama ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyeciliğiyle insanlar yeniden ana noktada, tam merkezde olmayı öğrendiler. Sayın Cumhurbaşkanımız belediyecilikte çığır açtı, belediye başkanlarımızın da çıtasını çok yükseltti. Onun gibi bir belediyecilik mümkün değil, ancak biz belediyeciliği Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Biz siyaseti Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. İstanbul'da yaptığı işler, İstanbul'un kaderini değiştirmesi Sayın Cumhurbaşkanımızı bugün dünyaya lider olmaya götürdü. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hizmetler elbette ki çok büyük. Bugünlerde çok büyük bir baskı altındayız. Ülkemiz büyük bir ekonomik baskı altında. Ancak 15 Temmuz atlattığımız gibi sokakta kanımızla, canımızla 15 Temmuz'da yaptıklarımız gibi biz bu ekonomik krizi de atlatırız. Bu ülke çok şey gördü, çok bağırarak atlattı. Biz biliyoruz ki milletimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle biz bu ekonomik krizi atlatırız. Ekonomik krizi atlatacağımızın en büyük göstergelerinden biri bugün Kovancılar'da yaptığımız açılışlardır. Bakın, bu kadar yaşadıklarımıza rağmen hizmette hiçbir eksiğimiz yok. Çok güzel şeyler yaptık. Daha ilerinde ancak biz yaparız dedik. Kovancılar'da bir parkta insanların aileleriyle birlikte oturabilecekleri, bu kadar güzel ortamların yaratılabileceğini düşünür müydük, düşünmezdik. Ben bir kadın olarak en çok mutlu olduğum şeyi size söyleyeyim. Kadınlar yalnızca tüketici olarak görülürken, ev hanımı olarak görülürken, kadınlar AK Parti siyasetiyle birlikte üretime geçtiler. Hayata kazandırıldılar. Bakın, ben biraz önce Palu'da gezdim. Halk Eğitim Merkezi'ni ve Adem Merkezi'ni gezdim. Kovancılardakini de biliyorum. Kadınların orada emekleriyle birlikte emeklerinin karşılığını aldığını biliyorum. Bakırcılıkta belki de Türkiye'deki en iyilerinden biriyiz şu anda. Hanımlarımız siparişe yetişemiyorlar. Yine çocuklarımız için çok sağlıklı oyuncaklar yapıyorlar. Organik dediğimiz, bütün insanlığın artık yöneldiği organik dediğimiz şeyleri Kovancılar'da benim kadınlarım üretiyorlar. Kadınlar için eskiden halk eğitimi ne demekti? Yalnız dikiş ve nakıştı. Ama artık kadınlarımız her alanda var, her alanda eğitimliler ve eğitimlikler alanda artık para kazanabiliyorlar. Benim için inanın ki bu 10 yıl önce hayalden daha öte bir şeydi. Kovancılar'da, Palu'da kadınları çıkarabileceğim, kadınları hayata kazandırabileceğim bizim için hayaldi. Bugün en büyük mutluluklarımdan biri bu. Ama AK Parti'nin farkı da bu. Bakın, biz her eve, her gönüle ve her insana dokunduk. Belediyeciliğimizle dokunduk, yerelde dokunduk, genelde dokunduk ama her eve ve her gönüle girdik. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, kapıyı çalacaksınız. Biz yalnızca kapı değil, biz gönül çaldık. Biz insanların hayatlarını güzelleştirdik. Bundan sonra da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Ben bu yatırımlar için Sayın Belediye Başkanıma özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımda biz daha önceki milletvekilliğim döneminde de çalıştık. Gerçekten teşkilatıyla sağlamdır. Geldiğinde işini çıkarır, istediğini koparır, dirayetlidir. İlçesi için hizmet getirmeye çok gayretlidir. Biz biraz önce Metin Vekilim'le de görüştük. Dedi ki, bir de bu adam herhalde hayır dualı. Kovancıların da herhalde hayır duası var üzerinde. Bakanlıklara gittiğimizde hiç olmayacak işler bile oldu. İşte bizim yereldeki farkımız budur. Biz olmayanı olduranız. Sayın Cumhurbaşkanımız yapılamaz diyeni yapandır. Olmaz diyeni oldurandır. Başaramaz diyeni başarandır. O yüzden biz yerelde yeni bir seçime gidiyoruz. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Bununla birlikte yine Türkiye'ye, yine Kovancılarımıza, yine Elazığ'ımıza çok iyi hizmetler geleceğini biz taahhüt ediyoruz. Biz sözümüzün bugüne kadar hep arkasında durduk. İnşallah bundan sonraki süreçte hep birlikte yine sizin hizmetkarınız olarak devam edeceğiz. Ben bugün yaptığımız açılışların hayırlı olmasını diliyorum. Yalnız bu arada yerelde seçilmişlerin en önemli ayağı sayın muhtarlarımızın da Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Sayın Milletvekilimiz Sermin Balık Hanımefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkez, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz, teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcımız, Elazığ Milletvekilimiz Sayın Metin Bulut Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli milletvekilim, çok kıymetli Elazığ Belediye Başkanım, çok kıymetli il başkanımız, çok kıymetli ilçe belediye başkanım, çok kıymetli borsa başkanım, misafirimizi en sona koydum, çok kıymetli DAP başkanımız, Adnan başkanımız, il genel meclisi başkanım, kadın kolları başkanım, çok kıymetli Kovancılar ve hemşehrilerim, ben de hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bu teşekkür kısmını ben başta yapayım, sonra unutuyorum hakikaten. Sayın Belediye Başkanımız, ilçe Belediye Başkanımız söyledi. Bu güzelliklerin hepsi hakikaten multidisipliner bir çalışmayla ortaya kondu. Çoklu çalışmayla ortaya kondu. Bu çalışmalarda emeğini esirgemeyen çok kıymetli valimize, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, Hasan kaymakamımızın çok emeği oldu. Ona çok teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah yeni kaymakamımızla da çok güzel işler yapacağız. Hasreten DAP başkanımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. DAP bütçesi çok fazla olan bir kuruluş değil. Ama Adnan başkanım sağ olsun, biz Elazığ adına makul ve mantıklı ne ile gittiysek hiç bizi boş çevirmedi. Ben bundan dolayı hem şahsım hem de Elazığ'daki milletvekili arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, benden önceki hatipler söyledi. Yakın zamanda değil bir ilçede, belki de bir ilde böyle yatırımlar görmek mümkün değildi. Hatta sadece vatandaşın, tabirimi mazur görün, gazı alınsın diye temel atma törenleri yapılırdı. Ondan sonra işlerin üzerine yatılırdı. Ama biz Allah'a hamdolsun bu dönemi geride koyduk. Daha çok yakın bir zamanda, bir yıl önce bu gördüğünüz bir kısım tesisin temelini attık. Allah'a hamdolsun bir yıl içerisinde bunların hepsi hizmete geçti. Şimdi DAP'tan aldığımız o bütçeyle yapmış olduğumuz canlı hayvan borsasını gezdiğimizde gerçekten çok heyecanlandım. Endüstri Meslek Lisesi yapılıyor 36 dönüm içerisinde. Ona gittiğimizde gerçekten çok heyecanlandık. Bunların hepsi olur. Bunların hepsi devam eder. Şartlar ne kadar güç olursa olsun, şartlar ne kadar zor olursa olsun, Allah'ın izniyle biz bunların üstesinden geliriz. Bunların üstesinden gelme kabiliyetine haiz bir iktidarız. Bir yandan adı konulmamış, hakikaten sosyal, siyasal pek çok atakla karşı karşıya geldik. İşte Danıştay'dan başladı, 28 Şubatlar, gezi olayları, 17-25 Aralıklar, 15 Temmuz, 10 Ağustos en son bu finansal atak. Ama bunlara rağmen biz bunların hepsinin üstesinden geldik. Niye üstesinden geldik? Milletin desteğiyle bunların üstesinden geldik. Hakikaten bir liderin dirayetli duruşuyla bunların üstesinden geldik. Ve hiç kimse endişelenmesin. Arkamızda bu millet, önümüzde de Recep Tayyip Erdoğan olduğu süre içerisinde Allah'ın izniyle bu ülkenin sırt yere gelmeyecektir. Artık tecrübelendik. Biz 2002 yılında bu ülkede iktidara geldiğimizden çok daha fazla tecrübeliyiz. Biz 2002 yılında bu ülkeye
bu ülkeyi teslim aldığımızdan bu ülke çok daha iyi konumda. Hem maddi hem manevi konumda. O yüzden bugünden sonra da belki çeşitli ataklar gelebilir. Ama biz buna hazırız. Allah'ın izniyle de biz buna papuç koymayız. Ben çok basit bir hikayeyle konuşmamı bitireceğim. La Fontaine'i bilirsiniz. İlkokulda çok anlatılır bu. Çok basit bir hikayesi var La Fontaine'in. Tilki ile karga hikayesi. Tilki gelir, daldaki kargaya bakar, ağzındaki peyniri yemeye niyetlidir. Der ki, karga kardeş, senin sesin ne kadar güzel. Karga da kalk de, o peynir düşer, tilki onu yer. Hikaye böyle. Ama bunun postmodern şekli nasıl? Tilki gelir, daldaki kargaya bakar, karga kardeşler, senin sesin ne kadar da güzel. Karga ağzındaki peyniri çıkartır, kanadının altına koyar, der ki, tilki kardeş, biz de azıcık La Fontaine'i okuduk. Artık bu millet La Fontaine'i okudu, bu tür şeyleri yemez. O yüzden neyle gelirlerse gelsinler, yeter ki biz bir olalım, birlikte olalım, iri olalım, diri olalım. Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmeyecektir diyor. Ben de bu Kuancılarımıza yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 19 Ekim muhtarlar gününün de olmasını diliyorum. Muhtarlarımızın da bu çalışmalarda çok emeği oldu. Hepinizi bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Elazığ Milletvekilimiz, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyemiz ve Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Metin Burda Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer protokol kıymetli hazırım. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Elazığ Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım Beyefendi kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, il başkanımız, taht ilanımızın çok kıymetli başkanı, borsa başkanımız, kaymakamlarımız, sivil toplum örgütünün çok örgütlerinin çok değerli başkanlarım, değerli mesai arkadaşlarım, kurumlarımızın çok değerli yöneticilerim, çok kıymetli muhtarlarımız, aziz Kovancılılar, aziz Elazığlılar, çok kıymetli hemşehrilerim, ben de hepinizi böylesine hayırlı, güzel bir program vesilesiyle saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tabii öncelikle günün anlamına uygun olarak muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Zira onlar gerçekten demokrasimizin en köklü ve en temel taşlarından olan bir kurumu temsil ediyorlar. Hem seçilmişler hem de kamu hizmeti gören, çok önemli sorumluluğunu yerine getiren değerli mesai arkadaşlarımız. Ben günlerini tebrik ediyorum. Hepsine şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacakları hizmetlerde de başarılar diliyorum. Tabii geçen sene ifade edildi. Burada hem yapılan hizmetleri hizmete alma töreni hem de bu 25 adet bugün açılışını yaptığımız hizmetin temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Maşallah bu sene içerisinde bu 25 hizmet tamamlandı. Bu senede inşallah ayrıca 3 hizmetinde temel atma törenini, merasimini gerçekleştiriyoruz. Tabii öncelikle ifade edildi. Bu hizmetler gerçekten insanı merkeze alan, insanı eşrefi mahluk bilen, ona gerçek kıymetini, gerçek değerini veren ve onun anlayışı sürekli bizlere, milletvekillerimize, siyasetçilere, bütün yöneticilere öğütleyen ve aşılayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleşiyor. Öncelikle kendilerine şükranlarımızı sunalım. Ve burada bu hizmetlerde biz şunu görüyoruz. Gerçekten Elazığ'ımızda Türkiye'ye yaraşır, yakışır bir birliktelik, bütünlük ve bir proje üretme anlayışı var. Gerçekten gerek yerel yönetimlerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu
sektöründe çalışan müdürlerimiz, arkadaşlarımız, gerekse de milletvekillerimiz ve merkezi hükümetimizle birlikte gerçekten fevkalade uyumlu bir çalışma ahengi var, temposu var. Bu da başarıyı getiriyor. Bu açıdan da Elazığ müstesna bir şehir, özel bir şehir. Bu anlayış devam ettiği sürece de Elazığ Türkiye'de en iyi hizmet alan illerden biri olmaya devam edecektir bugüne kadar olduğu gibi. Bu birlik ve beraberlik tabii başarı getiriyor, hizmet getiriyor. Ve aynı zamanda hızlı çalışma, tempolu çalışma, kurumların hızlı çalışması ve hepsinden önemlisi kurumların sürekli sahada olması hem iş kalitesini artırıyor hem de işlerin hızlı bir şekilde, doğru bir şekilde uygulanmasını, tatbik edilmesini sağlıyor. Bu da önemli bir nokta. Tüm arkadaşlara ben geldiğimden günden beri söylüyorum. Bunu sürekli Cumhurbaşkanımız zaten talimat olarak söylüyor. Sahada olacağız, alanda olacağız, vatandaşla birlikte olacağız. İşleri yerinde takip edeceğiz. Sorunları yerinde tespit edeceğiz ve anında çözüm üreteceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge gönderdi. En son çıkan genelge. Bu da çok önemli gerçekten. Artık kimse sorumluluktan bu iş benim işim değil, bu iş benim kurulmuşum işi değil, bizim sorumluluğumuz da değil diyemez, demeyecek. Artık bundan sonra herkes önüne gelen işi kendi işiymiş gibi sahiplenecek, üstlenecek, çözecek ve vatandaşı kurum kurum kapı kapı gezdirmeyecek. Gerçekten bu da yeni sistemin getirdiği hem hız hem kalite hem de vatandaşı merkeze alan anlayışın bir tezahürü, bir yansıması. İnşallah bundan sonra bütün kamu kurumu yöneticilerimiz, görevlilerimiz bu konuda son derece hassasiyetli çalışacaktır. Tabii burada özellikle 27 adet hizmet var. Çoğu da hem eğitim alanında hem sosyal alanında parklar, bahçeler, semt sahaları. Gençliğe müthiş bir değer verildiğini görüyoruz. Ve özellikle yeni nesillerimizin, öğrencilerimizin, gençlerimizin bu merkezlerde, gençlik merkezlerinde, bu alanlarda, sosyal sportif alanlarda daha kaliteli, daha donanımlı, daha nitelikli inşallah yetişmeleri de sağlanmış olacak. Onun yanında açılan kurslarla inşallah, getirilen içme suyu kanalizasyon gibi temel hizmetlerde, hayvan pazarıyla inşallah ilçemizin burada altyapı sorunları da giderilmiş olacak ve ilçemiz bölgesinde temayüz eden, gelişen bir ilçe, bir merkez olmuş olacak. Bu hizmetleri bütün ilçelerde geziyoruz. Hepsinde yapılıyor. Elazığ fevkalade hizmet alıyor. Kamu yatırımı alıyor. Bundan dolayı gerçekten sayın özellikle milletvekillerimize ve milletvekillerimizle son derece uyumlu çalışan bütün şehrimizin aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, diğer el yönetimlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu anlayış, bu performans ciddi oranda hem hizmet hem de hizmetlere kalite getiriyor. Ben bu çok değişik alanda, spektrumda yapılan yatırımlardan dolayı özellikle belediye başkanıma şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Onun nezdinde bütün Kovancılar halkına şükranlarımı sunuyorum. Onun yanında burada DAB idaremizin çok güzel hizmetleri var. Özel idaremizin belediyemizle birlikte yaptığı güzel hizmetler var. Merkezi hükümetimizin yaptığı güzel hizmetler var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu millet, bu aziz millet her türlü hizmete layık ama hak ettiği hizmeti de bu dönemde alıyor. Ben hep şunu söylüyorum, Elazığlılar nerede olursa olsun kendine hizmet edeni, baş tacı yapmasını bilen bir ildir, bir şehirdir. İnşallah en güzel şekilde bu kadri, bu kıymeti de bileceklerdir. Bu hizmetlerden en güzel şekilde de istifade edeceklerdir. Tabii Kovancılar hayvan pazarı çok önemli. İnşallah sen milletvekilimiz de az önce kendilerimizle de verdiler. Bunun yanında da bir DESİ İhtisas OSE'de çalışması başladı. Onunla birlikte taşlandığı zaman burası gerçek hüviyetine kavuşup tarım ve hayvancılığın özellikle nitelikli organik tarım ve hayvancılığında merkezi haline dönüşecektir. Ben bu hizmetlerin aziz milletimize, ilimize, ilçemize, ilçemizdeki bulunan vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Bu hizmetlere katkı veren, emek veren, bütün
aktörleri, yöneticileri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İlimize inşallah hayırlar getirir. Hepinize tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet. Efendim Sayın Valimizi kısa bir süre patronla bekletiyoruz efendim. Sayın Valimize onur takımını sunacaklar. Hayır tamam. Yok kapla gider tamam. Sorun yok. Efendim takdir plaketlerimizi onurluk takdirlerimizi sunmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Ramazan Gürgüze'yi sahneye davet ediyoruz. Kendilerine sunmak üzere ilimiz milletvekilimiz Sayın Selmin Balık Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Başkanımızı da Sayın Selmin Hanımefendi'ye, Balık Hanımefendi'ye Zerreden küreye bütün mevcudatın yegane sahibi ve maliki olan Rabbimiz, ey bütün anahtarları elinde bulunduran Rabbimiz, bize hayırlı işlere anahtar olmayı nasip eyle ya Rabbim. Kalpleri ve halleri halden hale çeviren Rabbimiz, halimizi her daim hayır üzere kıl ya Rabbim. İlahi teşebbüste bulunduğumuz ve tamamlanmış olan bütün hizmetlerin hayırlara vesile olmasını kıl ya Rabbim. İlahi yaptığımız bütün hizmetlerde senin rızanı ve halkımızın, Müslüman aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak, ihya edecek hizmetlerden olmayı asan eyle ya Rabbim. İlahi emanet olarak öhdemize almış olduğumuz idarecilerimizi emanette emin kıl ya Rabbim. Adaletli taksimde kendilerine yardımcı ol ya Rabbim. İlahi her daim istikamet üzere olmamızı nasip eyle ya Rabbim. Bu dünyada da ahirette de cümlesine ihsanda ve ikramda bulunduklarının zümresine bizleri de ilhak eyle ya Rabbim. Her işimizi asan eyle ya Rabbim. Bizleri mahcup eyleme ya Rabbim. Dirliğimizi birliğimizi daim eyle ya Rabbim. Sana kul, halkına ve bütün insanlığa hizmetkar olmayı, bunda öncülük yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbim. Her türlü felaketten ve musibetten, görünür ve görünmez kazalardan bizleri emin ve muhafaza eyle ya Rabbim. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Efendim Palu Kaymakamımızı, Palu Belediye Başkanımızı da sahneye davet ediyoruz. Tüm protokol üyelerimizi sahneye davet ediyoruz kurulları açılımını gerçekleştirmek üzere. Ya Allah bismillah. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Saygıdeğer misafirlerimiz. Ya ben niye hiç sordum? Abi tamamdır bu işi. Buna tamamdır abi. Abi gel uzun alma alma. Ben azam gel gördüm ya.
Ne oldu? Yok. Ben dedim ya ben kendim öğrendim. Hepsi var.